Merhaba arkadaşlar, Teknoloji Bölgesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızda kulaklığı taktığımız halde sesin gelmeme sorununun veyahut da gitmeme sorununun çözümünü göstereceğim. Hadi öyleyse video geçelim. İlk olarak arkadaşlar, bilgisayarımızda denetim masası uygulamasına giriyoruz. Her bilgisayarda bulunan bir uygulama basit bir şekilde girebilirsiniz denetim masası uygulamasına. Girdim ben arkadaşlar. Gördüğünüz üzere donanım ve ses paneli var burada. Donanım ve ses bölümüne bir kere tıklıyorum. Buradan ses bölümüne bir kere tıklıyorum. Buradan sonra yapacağımız işlemler önemli. Buradan sonraki işlemleri dikkatli bir şekilde izleyin. Buradan kayıt bölümüne tıklıyorum. Ben zaten tıkladığım bölümleri daireyi kare içine alıyorum. Mikrofon var gördüğünüz üzere. Bizde bu mikrofon tikli olduğu halde sesin gelmeme sorunu da olabilir. Tikli olmadığı halde. Şimdi onun çözümünü göstereceğim. Eğer bu mikrofon size tikli değilse, yani devre dışıysa, bu mikrofona sağ tıklıyoruz. Burada devre dışı bırak bölümü var. Ben şu anda kayıt aldığım için yapamam. Devre dışı bırak bölümü sizde açık olmaz. Çünkü sizde zaten devre dışıdır. Bunu şöyle yapacaksınız. Etkinleştir. Yani o mikrofonun üstüne sağ tıklayıp etkinleştireceksiniz. Eğer hala etkinse ve ses hala gelmiyorsa adımlarımı dikkatli bir şekilde izleyin. Mikrofona sağ tıklayıp özellikler bölümüne bir kere tıklıyorum. Buradan arkadaşlar hemen gösterdiğim bölüme gelin. Dinle bölümü var. Düzeyler. Düzeyler bölümü iyi şekilde izleyin. Mikrofon benim şu an sesim azaldı. Bunu yüze getirdim. Sesim arttı. Hatta şu anda tekrar göstereyim. Sesim azaldı. Artıyor. Bunu 100 yapın arkadaşlar. Burası inanılmaz önemli. Bu kapalıysa sizin sesiniz gelmez gitmez. Eğer bu 100 diyorsanız, hala gelmiyor diyorsanız buradan bası arttırabilirsiniz. Benim sesim şu anda patlıyor olabilir. Bunu ben 0'da kullandım hali patlamadığı için. Ben 0 desibelde kullanıyorum. Ama mikrofon düzeyi, yukarıdaki şeyi 100, kesinlikle 100 yapın. Alt taraftakinde size kalmış. Arkadaşlar tamam diyelim. Tamam diyelim. Bu adımı uyguladıktan sonra sorunun çözülmüş olabilir. Sorununuz çözülmediyse ikinci adıma birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci adımımıza geçelim. Arama bölümüne geliyoruz. Buraya ses ayarları yazıyoruz. Ses ayarları. Gelen ilk bölüme tıklıyoruz. Daha kare içine aldığım bölüme. Ses ayarları ayarlar uygulamasına attı bizi. Buradan birkaç ayar yapacağız. Dikkatli bir şekilde izleyin. Sorun çözümü ayarları yapacağız. Burada hoparlör bölümü var. Bizim işimiz orada değil. Mikrofon bölümünde. Mikrofon bölümünde cihaz özelliklerine burada ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Test başlatıp sesin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Buraya geçelim. Alta indikten sonra sorun gider bölümü var mikrofonda. Sorun gider bölümüne bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Siz de tıklayın. Kare için aldığım bölümü. Sorunlar algılanıyor diyor. Eğer sorununuz varsa burada bulup çözebilir. Sorunlar algılanıyor bölümü bitsin. Sonrasına gelirim arkadaşlar. Bu aykıslardan hangisinin sorunlarını gidermek istiyorsunuz sorusu çıktı karşımıza. Buradan mikrofonu işaretleyip sonraki bölümüne bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Sorunlar algılanıyor. Ses aygıtı durumu güncelleniyor. Varsayılan ses aygıtı denetleniyor. Sorun giderme sorunu belirleyemedi. Çünkü benim de sorun yok. Sizde sorun olsaydı direktman sorunu bulup çözerdi. İkinci adımımızı da tamamladık arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar üçüncü adımımıza geçiyoruz. Son ve üçüncü adımımız. Üçüncü adımda artık sorunuz kesin bir şekilde çözülür büyük ihtimal. Ama benim en güvendiğim adım birinci adımdı. İlk adımda çözülmesi lazım. Arama bölümüne aykut yöneticisi yazıyoruz. Tekrardan her Windows sürümünde bulunan bir uygulama. Basit bir şekilde erişebileceğiniz bir uygulama. Aykut yöneticisi yazıp tam ekran yaptım. Burada kare içine aldığım bölüme bir kere tıklayın. Ses girişleri ve çıkışları. Burada mikrofon reality re-audio. Ona sağ tıklayıp özellikler bölümüne bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Sürücü bölümü var. Sürücüyü güncelleştir bölümü var. Arkadaşlar ben bu sürücüyü güncelleştirirken sesim gidebilir. O yüzden orayı keserim ben. Orada sıkıntı çıkarsa yorumlarda beyan edin yani. Sürücüyü güncelleştir bölümüne tıkladım. Burada bilgisayarımdaki sürücüleri gözete tıklayın. Otomatik arayınca basit sürücüler buluyor. Tekrardan bozuluyor. Bilgisayarımdaki sürücüleri gözete bir kere tıklıyoruz. Bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesine seçmeme izin var. İzin ver. Burada genel yazılım aygıtı, sonraki diyorum burada sürücüler yükleniyor. Windows sürücülerinizi başarıyla güncelleştirdi. Kapat diyorum. Tekrardan kapatıyorum. Arkadaşlar 3 adımı da yaptık.
Eğer bu 3 adımdan sonra da hala sorununuz çözülmediyse yorum kısmında beyan edin. Instagram'dan iletişime geçebiliriz. Instagram adresimiz sağ altta görünüyor. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.